Anlatmak istediğin başka şeyler var mı? Tekrar etmekten bıktım usandım. Ben suçsuzum. Sibel'i neden öldüreyim? Sibel'le nasıl tanıştınız peki? Arkadaş grubunda tanıştık, bir kafede. Beni daha önce bu yakışıklı arkadaşına hiç tanıştırmamıştın. Bu güzel iltifatlar için teşekkür ederim. Bora. Ben de Sibel. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Selim, bir yüzük meselemiz var. Şu yüzük. Üzerinde bu işaret olan bir yüzüğün var mı? Evet var. Annem hediye etmişti. Hep taktığım yüzük o. Bir tek geceleri çıkarırdım. Birkaç gündür maalesef kayıp. Nereye koyduğumu bilmiyorum. Bu yüzüğün Sibel'le bir ilgisi var, biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. O yüzüğü Sibel çok severdi. Geçenlerde bir davetten çıkmıştım. Sibel beni almaya gelmişti. Yüzük Sibel'deydi. O da çok sevmişti. Ne haber? Sibel şu yüzüğü ver artık lütfen. Ya bende kalsa olmaz mı? Ama biliyorsun annemden kalan tek hatıra. Peki o zaman. Teşekkür ederim. Şimdi Sibel'in o yüzüğü çok sevip sevmediğiyle ilgilenmiyoruz. Bu yüzük bizim için cinayet delili. Bak Bora, bizden sakladıklarının olduğunu biliyoruz. Bildiklerini anlatırsan olay tamamen açığa çıkar. Şüphelendiğin biri var mı? Aslında şüphelendiğim biri var. Kimdir bu? Ne iş yapar? Adı ne? Kenan diye bir adam. Soyadını şimdi hatırlamıyorum. Kimdir bu Kenan? Sibel kocası yokken bir gece kaçamak yapmış. Sonra da adam başına kalmış. Şantaj yapıp para alıyormuş. Sonra bizim ilişkimizi öğrenmiş. Onun için de şantaja başladı. Sibel bana hep anlatıyordu. Nasıl geldin buraya? Duvardan atlayacağımı tahmin etmiyorsun herhalde. Belki inanmayacaksın ama ben medeni bir insanım. Kapıdan geldim vallahi. Ne oldu, ne istiyorsun? Geçen hafta verdim ya istediğini. Yeni çok güzel haberlerim var sana. Kendime yeni bir bilgisayar aldım. Bütün fotoğraflarını yüklüyorum. Bunlardan çok güzel bir koleksiyon oluşturacağım. Bence bunların değeri 20.000 lira eder. Ve kocam bunları asla görmemeli. İstediğim parayı ancak bir hafta sonra verebilirim. Çok güzelsin bebeğim. Bir ara Kenan'ı ben de aradım. Levent'te otoparkçıymış eskiden. Otoparkçı Kenan. Katil Kenan olabilir. Zaten sürekli tehdit ederdi Sibel'i. Hatta bir defasında Sibel'le bardaydık. Kocan şirketin CEO'su oluyormuş. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun. Sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun güzelim. Hayatla tango yapmak çok yetenek ister. Rakamı 50.000'e çıkardım. Haberin olsun. Bir CEO'nun karısı için bu çerez parasıdır. Tamam git. Hadi git. Canım kimdi o adam? Sana bahsettiğim adam. Kenan. Ne yani şimdi adam sürekli para aldığı kadını öldürdü mü diyorsun? O adamdan her şey beklenir. Anladık. Ama seni anlayamadık Bora Efendi. Sürekli geveleyip duruyorsun lafı. Kıza bu yüzükle vurmuşlar. Yüzünde izi var. Senin yüzüğün. Bayıltıp ölmeye bırakmışlar. Yüzük nerede söyle. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bana kurulmuş bir komplo bu. Anlamıyor musunuz?